Hepinize selamlar, sevgiler. Kolaçan izleyenleri, yeni videomuza hoş geldiniz. İlk 360 derecelik videomuza hoş geldiniz desek daha doğru olur sanırım. Bu videomuz 360 derece Ankara turu videosu olacak. Bir arkadaşımızda 360 derecelik kamera varmış, sağ olsun. Dedi ki al bir turla şöyle bir iki video çek. Bir bak nedir ne değildir. Ben de size 360 derece Ankara'yı turlamak istedim. Bu videoda Ankara'nın belli başlı yerlerini gezeceğiz. Öncelikle söyleyeyim ki eğer seste ve görüntüde bir problem varsa bunun için şimdiden özür dilerim. Özellikle titremeden dolayı. Şimdi 360 derecelik kamerayla şeyden başladık. Bak burası Atakule. Atakule'nin dibinden başladık. Mouse'unuzla bilgisayarda izleyenler için mouse'unuzla sağa sola çevirirseniz eğer görüntüyü, ekranı etrafı görebilir, beni de görebilirsiniz. Telefonda izleyenler de telefonu hareket ettirerek ya da parmaklarını ekrana sürterek beni yine etrafı, sağa solu, önü arkayı her yeri görebilirsiniz. Bu videoda 360 derecelik kamerayla ilk defa video çekiyoruz. Hazır kamerayı almışken bir Ankara turu yapayım, etrafı size gezdireyim istedim. Bir arkadaşımız da varmış kamera. Sağ olsun al dedi, birkaç video çek dedi, bir bak nedir ne değildir. Kamerayla ilgili hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yok. Etrafı gezeceğim. Bakalım görüntüsü nedir ne değildir. Sesi tabi başka mikrofondan, kameranın kendi kamera mikrofonundan alıyorum. Görüntüyü de 360 izliyorsunuz. Eğer bu video hoşunuza giderse birkaç video daha çekerim. Eğer hoşunuza gitmezse, yok abi olmamış derseniz yorumlarda belirtin. Olmamış derseniz bir daha bu işlere girmeyiz. Aslında depoya falan koyacaktım kamerayı. Ama depoda koyacak yer yok. MT-25'in ortasında böyle bir şey var. Depoya doğru bakarsanız eğer kamerayı görüntüyü çevirip plastik aksam var. Depoya yapıştıramadım. Göstergenin üstüne yapıştıracaktım. O zaman da gösterge görünmüyor diye yapmadım. Ay sizin. Ben de gidona taktım. Birazcık titriyor. Bilgisayarda biraz absorbe ederim. Onu şey yapmaya çalışırım. Düzenlemeye çalışırım ama olduğu kadar işte. Size etrafı gezerken de söyleyeceğim nedir ne değildir. Nereye gidiyoruz diye. Atakule'den çıktık aşağı doğru. Hop. Akay Kavşağı'ndan aşağı doğru Kızılay Meydanı'na gideceğiz. Kızılay Meydanı'ndan Ulus Meydanı'na gideceğim. Ulus Meydanı'ndan da belki Tandoğan Meydanı'na çıkar. Orada bitiririm. Yani belli başlı yerleri göstermek istiyorum size. İnşallah görüntü güzel olursa. Giderken de neresi nedir ne değildir, önemli yapıları, yerleri söylerim. Bir nevi size turist gezisi düzenledim diyebiliriz. Sağımızda Akü sahnesi, çok eski bir tiyatrodur. Bir ara kapatacaklardı sanırım, onu sonradan ne oldu bilmiyorum. Tiyatroları bir ara kapatıyorlardı ya böyle baya baya. O arada da bir yerden herhalde vazgeçmiştir. Aradan bir kaçalım. Şimdi burası Akay Kavşağı. Aşağı doğru iniyoruz. Hani bir laf vardır, belki bilirsiniz. Ankaralılar bilir. Bilmeyenler de öğrensinler. Ankara'da aşağı doğru indiğinizde neresi olursa olsun Kızılay'a çıkarsınız diye bir laf var. Bir nebze doğru. Şu anda Ankara çok genişledi. Artık biraz sözün şeyi kalmadı ama asıl Ankara'da, orijinal Ankara'da bundan 10-15 sene öncesinde diyelim, 10 sene öncesine kadar nereden inerseniz inin gerçekten Kızılay'a çıkıyordunuz. Biz de aşağı doğru gidiyoruz Kızılay'a. Çıkacağız inşallah trafikten kurtulabilirsek. Özellikle trafikte çekeyim ki dedim, böyle hem yavaş gitmiş oluruz hem de etrafı görmüş olursunuz. Uzun yola, boş yollara bilerek çıkmadım. Yollarımızda maşallah olduğu için takır tukur çok fazla titreme yapıyor. Kameradan bahsedeyim. Kamera LG. Bu arada kameradan önce sol tarafımız bu taraf. Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağ tarafımızda. Ne ki bu? Burası neymiş lan? Burası ne bilmiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Bir kamu binası ama tam hatırlayamadım. Başka.
Ne diyordum? Kameradan bahsediyordum. Kameradan bahsedeyim. LG'nin kamerası bu. LG 360. Gündüz çekimleri çok iyi. Bir iki deneme yaptım. Birkaç 360 derecelik kameraya göre de bu bağlantı noktaları çok iyi aslında. Şu ön ve arkasında, yani iki tarafta bir şey var. LG 360 yazarsanız Google'dan şeklini görebilirsiniz. Hem arkasında hem önünde kamera var. O kamerayı kendi birleştiriyor. Birleştiği noktalarda genelde 360'larda sıkıntı oluyordu. Çok leke kalıyordu. Bunda hani biraz belli ama o kadar kötü durumda değil. Bağlantı noktaları. O yüzden biraz da memnun kaldım diyebilirim. 1440 pikseldi sanırım çekim yapıyordu. Ama tabii 360 olduğu için, onu bütün etrafa yaydığı için o biraz düşüyor. Tabii yüklemesi falan filan da zahmetli. O yüzden 360'lar ülkemizde pek tam anlamıyla tutulmadı. Hani belki ilerleyen yıllarda inşallah 360'larla daha rahat çekeriz. Teknoloji geliştikçe internet zor ama hani olur da upload hızımız 1 megabitten 2'ye 3'e falan çıkarırlarsa hayırlarına. Çünkü paramızda satın alamıyoruz zaten. Yaparlarsa hayrına yaparlar. Ya otobüsler 4 şeritli 3 şeritli yolu teke düşürmüşsünüz. Amca sen ne yapıyorsun? Allah aşkına sen ne yapıyorsun lan? Kızılay Meydanı'ndayız. Amcalar iyi serinliyor. Burası Kızılay Meydanı. Şimdiki ismiyle, yıllardır Kızılay Meydanı'ydı. Şimdiki ismiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu sanırım. Kızılay Meydanı isminin sebebi de tam şu köşede gördüğünüz, tam şu köşede. Özellikle sağdan soldan anlatıyorum. Çevirin kamerayı. Öyle boş boş bakmayın. Şu köşede diyeyim de oraya bakın. Yani şu köşede burada tam şey vardı. Kızılay'ın binası vardı. O yüzden Kızılay Meydanı'nı tabii yıktılar ondan sonra. Böyle saçma sapan bir AVM diktiler. Kızılay'da geçtik. Aşağı doğru Sıhhiye'ye doğru ilerliyoruz. Sıhhiye'de göstereceğim birkaç yer, yapı daha var. Ankara'nın simgeleri zaten biliyorsunuz. Atakule, Anıtkabir, Ankara Kalesi. Sonra Abdi İpekçi Parkı, eskiden daha meşhurdu. Şimdi bir şey kalmadı ama meşhur bir yapıydı yani. Şurada da geyikler var. Tarihi eserin büyük yapılmış hali. Şu geyikler de biliyorsunuz meşhur. Solumuzda, sağ tarafımızdaki parkta, şu taraftaki parkta Abdi İpekçi Parkı. İçinde de şu meşhur dizilerde, filmlerde belki görmüşsünüzdür. Özellikle Behzatçı izleyenler, şöyle bir el var. Şu elin olduğu yer. Park. Abdi İpekçi Parkı. Sağımız üniversite. Dil tarih coğrafyaydı galiba. Sol tarafımızda Adalet Sarayı. Adalet Sarayı. Evet, devam ediyoruz. Burayı da geçtik. Sıhhiye'yi de geçtik. Ulus'a doğru gidiyoruz. Şöyle biraz basalım. Şarjımız bitene kadar devam edeceğiz. Kesintisiz yükleyeceğim. Şarj bittikten sonra ya kendi kendine kapanır veya daha edemeyebilirim yani. Ya da bilmiyorum. Bilgisayarda işlemesi falan zormuş bu videolar ama eğer yapabilirsem belki kesik atabilirim. Sağ tarafımızda gördüğümüzde Melike Hatun Camii yeni yapıldı. Çok güzel yapıldı. Bence çok iyi oldu. Bu cami gerçekten 10 numara oldu. Yani olması gereken en güzelleri, Ankara'nın ihtiyacı olan en güzellere yapıldı ki bu caminin yerinde saçma sapan bir çarşı vardı. İğrenç bir çarşı vardı. Onu yıktılar. Buraya cami yaptılar. Çok da güzel oldu. İyi oldu yani. Sol tarafımız bu arada arkada kaldı. Göremediniz. Geriye gelirseniz görürsünüz. Gençlik Parkı. Buralarda sağlı sollu Cumhuriyet'in ilk binalarından. Hepsi tarihi bina bunların. Sağlı sollu hepsi tarihi bina. Ulus ablacım. Ulus göbeğe doğru gidiyoruz. Eski tarihi binalar. Tabii en eski yapılar, en eski kurumlar çökmüş genelde. Bankalar, çoğu bankalarda. İşte PTT, banka,
Of, yandım. Otobüsçü egzozun yaktı. Şuradan gidelim. Burası da Ulus Meydan. Şu sol tarafta gördüğünüz 100. yıl çarşısının olduğu yerde eskiden yol boyu aşağı doğru mezarlık varmış. Onu kaldırıp zamanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında park yapmışlar. Mükemmel bir park. Araştırsanız Google'dan görürsünüz. Sonra parkı yıkıp böyle salakça bir bina dikmişler. Burası da Keşmekeş'in ortası, Ulus Meydanı. Sağ tarafımızdaki binalar yıkılıyor. Buraya Ulus Meydanı yapılacakmış. Meşhur Atatürk heykelimiz. Hemen arkasında eskiden Sümer Holding, meşhur Sümer Holding'in binasıydı. Orayı üniversiteye verdiler. Şimdi kapattılar, restore ediyorlar. İnşallah aslına uygun restore edilir. Ulan ben burada niye bekliyorum? Biraz daha ilerleyeyim. Şurada bekleyelim. Şimdi Ulus'un her zamanki keşmekeşi görüyorsunuz. Bunlar da Ulus'un her zamanki gibi olmayan nadir renkleri. Bakın bakın etrafı, öyle boş durmayın. Terledim ya, bugün de çok sıcak, yağmur var. Ne haber genç? Yağmur var dediğim gelecekmiş yani. Yağmur gelecekmiş, acayip kızdırıyor hava. Şuradan direkt gitmeyeyim. Orada bir problem var herhalde. Şuradan sola döneyim. Dönelim. Tam karşımız Kurtuluş Savaşı Müzesi. Amca kırmızı yanıyor. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Birinci Meclis, Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği meclis, ilk meclisimiz. Burayı ayrıca size gelip gezeceğim. Aşağı doğru da birkaç yapı daha var, onlara da şöyle bakın. Sağa sola çevirip. Yandım yandım hadi. Asfalt kızdırıyor. Ankara'dan gitmem lazım. Şunları açayım ya şöyle. Hava girsin. Şuradan. Seni unutmam lazım. Amcacığım niye acele ediyorsun ki? Bak kırmızı yanıyor lan. Ulus'un göbeğindesin ya. Niye öyle değişik işler peşindesin? Ankara'dan git. Gözücüyle de bana bakıyor ha. Oğlum her yer polis zaten. Bana baksan ne olur, bakmasan ne olur. Yanmadı, yanmadı. Bak yanmadı. Heh, şimdi geç dedi. Polis geç dedi. Evet, sağ tarafımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarjımız var. Sağ tarafımız ikinci meclis. Şu otobüsü geçince görün. Çevirin. Sağ tarafımız ikinci. Sol tarafımızda Pera Palas. Bu da çok eski, çok değerli bir yapı Ankara için. Sağ tarafımızda İkinci meclisimiz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru da Ankara Garı'na doğru gidiyoruz. Ankara Garı. Ya Ankara'nın belli noktalarını bitirdik neredeyse yani. Tam ortasından bir çizgi halinde döndük. Nasıl, 360 iyi mi? Bunu da yorumlarda belirtin. Kötü mü bilmiyorum. Gerçi görüntü nasıl çıkacak da. İyiyse devam edeceğiz. Sol tarafımız yine Gençlik Parkı, sağ tarafımızda 19 Mayıs Stadı. Hemen şu sağ tarafta amatör küme maçları, çocuklar maç falan yapıyor. Hep orada maç yapmak istemişimdir küçüklüğümden beri. Küçükken futbolcu olmak istiyordum. Şimdi hiç futbolla alakam yok, izlemiyorum da. İyice soğuttular zaten. İzlemiyorum da, oynamıyorum da. Aslında arada bir halı saha hiç fena olmaz diyor. Ankara'dan gitmem lazım, seni unutmam lazım. Evet, 19 Mayıs'ın girişi. Burası. İlerisi de şurada şey. Hop, arena. Ne arena? Ankara Spor Salonu. Bir şey arenaydı. Onu değiştirdiler mi? Ankara Spor Salonu olmuş.
şuradan da döndükten sonra şuradan biliyorsun. Döndükten sonra derken dönemiyoruz mu? Niye dönemiyoruz? Ne oldu, burayı da mı kapattınız? İlerleyemiyor muyuz? Buradan sola dönüş yasak mı? Ya yaptığınız iş mi şimdi sizin? Polis var ulan. Şuradan dönecektim ama. Polis var. Of, trafiğe bak. Tandoğan meydanına çıkamayabiliriz sevgili izleyenler. Şarjımız da devam ediyor mu? Ben böyle anlatıyorum ama. Ne oluyor arkadan? Tat tat gidi tat tat tat. Ya hasta diye bir Ankara turu yapamadık arkadaş ya. Tüh. Şurada ne yapayım? Bir Etli'ye gideyim o zaman şuradan. Etli'ye gideyim hadi. Bir etlik yapayım size. Otobüsçü sağa geçsen de solu gereksiz yere işgal etmesen de biz de rahat rahat bassak da şöyle gitsek.